Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine bomba bir videoyla karşınızdayız. Neden? Çünkü birinci dönem birinci yazılıya hazırlığı işleyeceğiz. Kemerleri bağlayın. Haydi birlikte uçuşa geçelim. Bakalım neler göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı konuları öncesinde tabii ki ilk yapacağımız iş nedir? Tabii ki ödevlendirmenizi gerçekleştirmemiz lazım. Bu süreç içerisinde de tabii ki Tonguc'un sıfırdan ona tarih kitabında konu anlatımlı soru bankasını göreceğiz. Peki bu soru bankası içerisinde ödevlendirmemiz neresi? Birinci ünite yani yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si 12'den 30'a kadar işliyoruz buraları. Hemen şöyle güzel bir şekilde konuları inceliyoruz, bakıyoruz. Soruları çözüyoruz. Çözemedin mi? Hiç sıkıntı yapma. Aç videoyu. Videoyu aç. Kare kodu okut. Kare kodu okuttuktan sonra sana Tonguç güzel bir şekilde nerede hata yaptığını güzel bir şekilde cevabı sana yansıtsın. Sonrasında bunu bitirdim. Hemen ardından neye geçiyorum? Dinamo 10. sınıf soru bankası. Hemen hadi ödevlendirmemizi yapalım. Ne diyeceğiz peki burada değerli arkadaşlarım? Ünite 1. 11'den arkadaşlar 2. üniteye kadar. Yani 39'a kadar sorumlu olacağız. Burada yine soruları ne yapıyoruz? Çözümlüyoruz. Sonra Tonguç sana diyor ki yapamadın mı? Hiç problem yapma. Hemen kare kodu okut. Ben senin yanındayım diyecek. Onu da yapamadık. Hemen ne yapıyoruz? Videoyu açıyoruz ve tekrarımızı gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. Uçuşa geçelim birlikte. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si Anadolu'ya yapılan Oğuz göçleri. Bu dönemde Anadolu'ya kimler yurt tutmaya gelecek? Tabii ki atalarınız olan Oğuzlar yurt tutmaya ne yapacaklar? Gelecekler bu dönemde. Peki e bunun öncesinde hiç mi bir Allah'ın kulu Anadolu'ya gelmemiş Türk olarak? Tabii ki gelecekler. Kimler geliyor? Avrupa Hunları. Bakın unutmayın Anadolu'ya ilk kez göç edenler yani gelenler kimler? Avrupa Hunları. Sonra Sabirler geliyor. Sabirler de diyor ki tamam diyor bakalım biz buraları bir inceleyelim diyorlar Avrupa Hunları falan. Sonra bakıyorlar çay çorba içiyorlar yemeği yiyorlar diyorlar ki biz burayı beğenmedik. O zaman biz burayı ne yapmayalım? yurt tutmayalım diyerek geri dönecekler. Oğuzlar, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bir politika uyguluyor. Diyor ki ben Anadolu'yu ebedi Türk yurdu haline getireceğim. Ve bu yüzden de ne yapacaklar? Pasinler savaşıyla birlikte Anadolu'ya keşifler yapıyorlar. Anadolu'nun Rize'ye selam olsun bu dönemde. Rize'nin güzel bir çayını içiyorlar. Bakıyorlar çay güzel. Daha sonra Anadolu coğrafyasında iç Anadolu'ya gidiyorlar. Şöyle bir bazlama yiyorlar. Ya diyor bu bazlama da güzel. Sonra Akdeniz coğrafyasına gidiyorlar. Diyorlar ki biz burada bir et yiyelim. Bakıyorlar ki tantuni falan yiyorlar. Güzel o da güzel. Doğuya gidiyorlar. Urfa'da bir sıra gecesi yapıyorlar. Sonrasında diyor ki tamam. Biz Anadolu coğrafyasını artık yurt edeceğiz. Sonrasında Sultan Alparslan geliyor. Sultan Alparslan diyor ki artık Anadolu'nun kapısı Türkleri açılacak. Kaç yılında? 1071 Malazgirt Savaşı'nda ne yapıyor artık? Anadolu'ya Türk akınları gelecek ve Oğuzlar Anadolu'yu ebedi Türk yurdu haline getiriyorlar. Peki nasıl oldu da biz bu kadar kolay Anadolu yu Türk yurdu haline getirdik? Bizans'ın Anadolu politikası benim işime yarıyor. Neden işime yarıyor? Şundan dolayı bu dönemde Bizans Anadolu halkından ağır vergiler almaya başlayacak. Neden? Askerleri genelde ücretli. Bu dönemde askerlerin karınlarını mı doyurması lazım Bizans? Evet. Karınlarını doyurabilmesi için kime çökmesi lazım? Halka çöküyor. Halktan ağır vergiler alıyor bu dönem içerisinde. Roman Dionys bu dönemde Bizans kralı. Türklere yardım ettiğini görüyor Ermenilerin. Ermenilere şunu söylüyor. Ahtım olsun ki sefer sonunda Ermenileri bu diyardan ne yapacağım? Sileceğim diyor. Yani burada ben nasıl anlıyorum? Demek ki Anadolu'daki yaşayan halklar da Türklerin bu coğrafyaya göç etmesinde herhangi bir etkende ses çıkartmayacaklar, isyan etmeyecekler. Bu da tabii ki benim işime mi yarayacak? Evet, bu da benim tabii ki neyime yarayacak arkadaşlar? İşime yaramıştır diyeceksiniz. Sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti diyor ki Anadolu'ya geldik, gezdik, gördük. Artık Anadolu benim olmalı. Anadolu'nun neyini almalıyım? Tapusunu almalıyım. Peki masaya kim vuracak yumruğunu? İkinci Kılıç Aslan. Bizans'a bir tokat atıyor ve artık Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlayacak. Hangi savaşta? Mirya Kefelon savaşıyla artık Anadolu ebedi Türk yurdu haline ne yapmıştır? Gelmiştir diyorsunuz değerli arkadaşlar. Sonrasında Anadolu'da kurulan beyliklerin özellikleri. Danışmanlılar, Artukular... Mengücekler, Saltuklar, Çaka Beyliği bunların önemi nedir? Biz şimdi bilmem gereken nokta. Anadolu'da beylikler kuruldu. Peki Anadolu'da number one'ım yani ilk kurulan beyliğim hangisi? Saltuklar diyorsunuz. Unutmuyorsunuz Anadolu'da kurulan ilk beyliğim. Anadolu'daki en güçlü beylik hangisidir dersem? Danışmetler diyeceğiz. Anadolu'da üç kola ayrılan beylik kimdir dersem? Artuklar diyorsunuz. Peki Artuklar kaç kola ayrılıyordu arkadaşlar? Mardin, Sonrasında Harput ve kim diyoruz? Hasan Keyif olarak ne yapılacak? Ayrılıyor. Bunların hepsinin kendine ayrı özellikleri var. Danışmentlerin kurucusu kimdir dersek danışment Ahmet Gazi. Danışment Ahmet Gazi Tokat bölgesinde bu Tokat Sivas bölgesinde bu beyliği kuracak. Ve aynı zamanda kendi adına para bastıran Anadolu'da ilk Türk hükümdarı olarak bilinmekte. Yani ilk Türk beyi desek daha mantıklı olur. İlk Türk beyi olarak ne yapacaksınız bileceksiniz. Artuklar döneminde denge kurma, sibernetiğin kurucusu olan önemli bir bilim adamı yetişiyor. Peki kim bu bilim adamı? El Ceziri olarak ne yapılmakta bilinmekte. Mengücekliler bugünkü Divri Ulu Camisi'ni yaparak UNESCO tarafından dünya kültür hazinesine bize büyük bir katkını... yapmıştır? Sunmuştur. Saltuklar biliyorsunuz daha yine söyledik arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk beylik Çaka bizim için her şeyden önemli. Neden? Çünkü Türkler biliyorsunuz hep karayla uğraştılar. Hiç denizde uğraştılar mı? Hayır. İlk kez Çaka Bey'in önderliğinde, 1081 yılında Çaka Beyliği kurulacak. Türklerin ilk denizci neydir? Beyliğidir. O yüzden de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, değerli arkadaşlarım, Çaka Beyliği'nin kuruluş tarihini kendi kuruluş tarihi olarak almakta. Yani diyor ki ben 1081 yılında kuruldum. Çünkü Türklerin ilk denizci beyi kimdir? Çaka Bey'dir diyecek. Sonrasında beyler birliğinden devleti göreceksiniz. Peki beyler birliğinden devleti dediğimde ne gelecek aklınıza? Bu dönemde Türklerin aile yapısını ve çekirdek yapışını göreceksiniz. Nedir arkadaşlar? İşte Oguş, ondan sonra arkadaşlar Uruk, Boy, Budun ve İli göreceğiz. Peki ailenin daha doğrusu bu birliğin içerisindeki en küçük birim Oguş diyeceğiz. Yani aile Sonrasında ailenin birlikte toparlandığı bir unsur haline gelen nokta nedir? Uruktur yani soydur. Peki soyların bir araya getirdiği şey nedir? Boydur ya da bot da diyebilirsiniz. Peki boylar neyi oluşturur? Bir milleti oluşturacak yani budunu oluşturur. Peki budunlar neyi oluşturacak? Tabii ki bir devleti ne yapmıştır? Oluşturmuştur diyoruz bu dönemde. Türkiye Selçuklu devletlerinde ordu nasıldır demeden önce... Türkiye Selçuklu Devleti'nde yani Türklerde saray yapısı teşkilatı nasıldır dersek şunu unutmuyorsunuz. Saray teşkilatındaki en önemli göreviye Hacip ya da Hacibül Hüccab adını yapılmakta verilmekte. Türkiye Selçuklu Devleti'nde askeri, mali, idari en yüksek yönetim kurulu ise Divanı Saltanat veya Divanı Ala ismini ne yapmaktasınız? Duymaktasınız. Yine bu dönem içerisinde Türkiye Selçuklu, Büyük Selçuklulardan farklı olarak Naibi Saltanat veya Niyabeti Saltanat Divanı e, diye adlandırdığımız, bir de Pervane Divanı diye adlandırdığımız farklı divanlara ne yapacak? Sahip olacak. Türkiye Selçuklularında ordu kaç kısmı ayrılıyor dersem belli kısımlar ayrılıyor. Türkmenler, hassa kuvvetleri, iktidar sahipleri, vassal devletlerin kuvvetleri, ücretli askerler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Türkmenler Anadolu coğrafyasında e, oluşan e, askerler. Hasta birlikleri ise gulam sistemiyle oluşturulan. Peki gulam sistemi neydi? Gulam sistemi hatırlayın. Bu dönemde savaş alanında esir düşürdüğüm devşirmeleri yani gayrimüslimleri askere aldım. Teşkilat olarak bilinmekteydi. İktidar sahipleri de biliyorsunuz toprak dağıtıyordum. Onlar da bunların karşılığında bana ne yetiştiriyorlardı? Asker yetiştireceklerdi. Vassal devlet kuvvetleri de benim hakim olduğum devletlerin yardımcıları. Bir de ücretli askerleri ne yapacağız? Göreceğiz bu dönem içerisinde. Anadolu'da bir Moğol istilası göreceksiniz. Moğol istilasının öncesinde Haçlı seferlerimiz var. Kaç tane Haçlı seferi göreceğiz? 1 2 3 ve ne diyoruz değerli arkadaşlarım? 4. Haçlı seferi olarak ne yapılmakta adlandırılmakta. Peki 1 2 3 ve 4 dedik. 1 2 3'lerde neler oluyor? Hangi olaylar gerçekleşecek? Bunlardan söz edeceğiz. Bu dönemde 1. Haçlı seferi Türkiye Selçuklu Devleti üzerine düzenleniyor. Türkiye Selçuklu Devleti üzerine düzenlenirken 1. Kılıç Hasan Malatya'da seferdi. Ve sonra kardeşi Davut Kulan Aslan'a diyor ki git diyor açları mağlup et. Davut Aslan Gidiyor haçları güzelce mağlup ediyor. Ama arkadaşlar bize bir sürpriz yapacaklar. Neden? Çünkü haçlar zayıf kuvvetlerini ne yapıyorlar? Bize gönderiyorlar. Tabii ki Kılıç Aslan da kapılıyor. Diyor ki nasıl biz bunları yendik. Biz bunlardan rahatça diğer dalgayı da ne yapabiliriz? Yenebiliriz. Ama beklediği gibi olmayacak. Büyük bir haç ordusunu görecek. Ve bu haç ordusu bizi İznik dolaylarında ne yapıyor? E, edecek. Ve o yüzden de Kılıç Aslan bir şeyse söyleyecek. Konya yolundayım Konya. Yani başkenti İznik'ten nereye taşımak zorunda kalacak? Konya taşımak zorunda ne yapmıştır? Kalacak. Sonrasında ise Urfa'da ilk kez bir Haçlı kontluğu kurulmuş ve Haçlılar arkadaşlar nereyi işgal edecekler? Kudüs'ü ne yapmışlardı? işgal ediyorlar. Bu dönemde genç, yaşlı çocuk hiçbir şey fark etmeksizin herkesi kılıçtan geçirmişler. İnsanlara bu dönemde büyük bir zul ne yapmışlardır, uygulamışlardır diyeceksiniz. Sonrasında ikinci Haçlı Seferi'ni göreceğiz. İkinci Haçlı Seferi'nde Sultan Birinci Mesut Haçları ağır bir mağlubiyete uğratıyor. Ağır bir mağlubiyete uğratmayla birlikte Haçlar geldikleri gibi aman tanrım diyerek kaçmaya başlayacaklar. Yani ikinci Haçlı Seferi de benim için bir zafer olacak. Üçüncü Haç Seferi öncesinde bir kahraman göreceğiz. Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi değerli arkadaşlar Kudüs'ü Hıddin Savaşı ile birlikte kimin elinden kurtaracak? Haçların elinden ne yapmıştır? Kurtarmış ve dünyada mükemmel bir kahraman, mükemmel bir övgüye layık olacak bu dönemde Selahattin Eyyubi. Sonrasında Üçüncü bir haç seferi gerçekleşiyor. Bu olay sonrasında Fransa kralı Fridik Barbarossa'nın önderliğinde 100 bin açlı kuvvetini göreceğiz. Ama Fridik Barbarossa Anadolu coğrafyasına geldiğine bin pişman olacak. Nehre kapılarak hayatını kaybetmiş ve üçüncü Haç seferi de başarısızlıkla sonuçlanıyor. Papa yine bir çağrı yapıyor. Diyor ki gelin yine bir haç seferi yapalım ama bu sefer denizden yapalım. Yani kaçıncı haç seferi? Dördüncü haç seferini gerçekleştirelim. Herkes tabii ki uyuyor ama insanların bu dönemde Avrupa'daki haçlıların yani Hristiyanların pek de gönüllü katıldığını görmeyeceğiz. Venedik ne diyor ki tamam siz diyor bizim gemilerle taşıyın bunları biz diyor ücretlerini size ödeyeceğiz. Venedikler diyor ki tamam da diyor hani diyor bize paramızı verin kardeşim. Dördüncü Haç Seferi başlar. Dördüncü Haç Seferi başladığında Venedikler paralarını alamıyorlar. Alamadıklarının yönünü nereye çeviriyorlar? İstanbul'a çevirmişler. İstanbul'a gidiyorlar ayran içmeye çay çorba içmeye. Tabii ki biliyorsunuz bu dönemde bunlar Ortodoks, İstanbul'daki Bizans'takiler ama bunlar da Katolik. E şimdi diyorlar ki din kardeşimiz hoş geldin vesaire vesaire. Abi bir anda Ortodoks kilisesini paramparça ediyorlar. Katolikler bağırmaya başlayacak. Biz burayı yakıyoruz, yağmalıyoruz. Yani bu dönemde İstanbul Sefer düzenlemişler, İstanbul'u yakıp yıkmışlar arkadaşlar bu dönemde. Peki bu benim işime yaramış mı? Evet, 1453 yılında Şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul fethedildiğinde Ortodoks Kilisesi şunu söyleyecek. İstanbul'da haçlı hacı göreceğime Müslüman sarığı görmeyi yeylerim diyerek fethi esnasında da halka, halkın bir tepki vermemesini ne yapmıştır sağlamıştır. Bu dönemde Sultan Birinci... Alaaddin Keykubat döneminde istenmedik olaylar oluyor. Neler oluyor peki? Anadolu'da bir Moğol istilası göreceğiz ama bunun öncesinde bir aşama yaşayacağız. Nasıl bir aşama yaşayacağız? Bu dönemde Anadolu'da Moğollar istila etmeden önce birinci Alaaddin Keykubat Anadolu'yu mükemmel bir ticaret merkezi haline getirebilmek için kervansaraylar, hanlar, hamamlar yaptırıyor ve aynı zamanda ticaret sayesinde ilk kez deniz aşırı bir sefer düzenliyor. Nereye? Sudak yani bugünkü Kırım limanına sefer düzenlemiş. Sonrasında Moğol tehlikesini gören Alaaddin Keykubat bize komşu olan Hazem Şahlara diyor ki gelin birlikte Moğollara karşı birliktelik yapalım. Ama Celaleddin Hazem Şah bunun yerine gözünü Anadolu coğrafyasına dikiyor. Bunun üzerine savaş kaçınılmaz olacak. Alaaddin Keykubat ile Hazem Şahlar arasında, yani Türkiye Selçuklu Hazem Şahlar arasında yassı çemen savaşı gerçekleşecek. Bu yassı çemen savaşı ile birlikte Hazem Şahlar yıkılmış Anadolu'da Moğol tehlikesi ortaya çıkacak. Nasıl çıkacak? Çünkü ben artık kimlerle komşu olacağım? Moğollarla komşu oluyor. Moğollarla komşu olmamla birlikte bu dönem içinde Alaaddin Keykubat Moğolları oyalayabilmek için onlara hediyeler, başka şeyler gönderecek. Fakat Alaaddin Keykubat bir ziyafet sırasında zehirlenerek hayatını kaybeder. Sonrasında devletin başına daha basiretsiz bir oğlu olan 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçer. Gıyasettin Keyhüsrev'in yanında da altında bir vezir vardır Saadettin Köpek. Saadettin Köpek bu dönemde padişah olabilmek, hükümdar olabilmek için kendisinin 2. Kılıç Aslan'ın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddiasında bulunur. 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Gıyasettin bir yemek ziyafeti verir ve Saadettin köpeği boğdurtarak öldürür. Buraya kadar hiçbir problem yoktur. Ama Moğol zulmünden kaçarak Anadolu'ya gelen Türkmenler ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlar. Ve sonrasında Anadolu'da ilk kez bir büyük bir Türkmen isyanı çıkacak. Baba İshak isyanı. Yalnız bu dönemde ikinci Gıyasettin bu isyanı zar zor bastırır. Hatırlayın bizi izleyen birileri vardı. Kimdi? Moğollar. Moğollar diyecek ki bu mu Türkiye Selçuklu'ya? Güçlü diye adlandırdığım Türkiye Selçuklu bu mu? En iyisi biz o zaman biz bunları yenebiliriz. Sonrasında arkadaşlar Türkiye Selçuklu ile Moğollar arasında hangi savaş gerçekleşecek? Köse Dağ Savaşı gerçekleşiyor. Köse Dağ Savaşı'nda hiç güzel bir olay olmuyor. Neden dersek bu dönemde 2. Gıyasettin Keyhüsrev orduyu bırakarak kaçmıştır. Ve Anadolu'da Moğollar Anadolu coğrafyasını yakıp yıkıp yağmalamaya başlayacaklar. Ama Anadolu'nun güzide evliyaları, dervişleri ön plana çıkacak. Hacı Bektaş, Ahi Evran, Mevlana, Celalettin Rumi, sonrasında Yunus Emre gibi önemli evliyalar ve teşkilatlar bize ve Anadolu'nun yine Türklüğünü kaybetmemesi anlamında önemli katkılar sunuyor. Sonrasında Anadolu'da kaçıncı beylikler dönemi ortaya çıkacak? İkinci beylikler dönemi ortaya çıkmış ve Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine ne yapmıştır? Girmiştir diyeceksiniz. Şimdi gelelim doğrumuza yanlışımıza bakalım birlikte. Anadolu'ya ilk gelen Türkler İskitlerdir. Şimdi değerli arkadaşlar Anadolu'ya gelen ilk Türkler İskitler midir? Hayır. Kimlerdi? Avrupa kimleri diyorduk değerli arkadaşlarım? Avrupa Hunları diye adlandıracaktık. O zaman ben buna doğru mu diyeceğim, yanlış mı diyeceğim? Hemen bir çarpı koyuyorum demek ki yanlış mı? Birinci Haçlı Seferi sonrası Urfa'da Haçlı Kontluğu kurulmuştur demiş. Haçlı Kontluğu kurulmuş muydu? Evet ilk kez Urfa'da Haçlı Kontluğu kuruluyordu. O zaman hemen buna ne diyorum? Bir tık atıyorum. Diyorum ki bu doğru. Sokat Yağbasan Medresesini danışmentler yapmıştır. Evet değerli arkadaşlar hatırlayın Türkiye Selçuklu Devleti'nin öncesinde Anadolu'da kurulan beylikler Anadolu'nun bayındır hale gelmesini, Anadolu'nun Türkleşmesini, Anadolu'nun Müslümanlaşmasını önemli katkılar sunmuştur. Danışmanlar da bu dönemde Anadolu'nun ilk medresesi olan Tokat Yağbasan medresesini yapacaklar. O yüzden de ben buna doğru olarak ne yapacağım? Kabul edeceğim. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti İznik'tir. Evet değerli arkadaşlar hatırlayın ilk başkentim neresiydi İznik'ti ama birinci Haçlı Seferi'nde ağır bir mağlubiyet almamla birlikte başkenti nereye taşıyacaktım? Konya'ya taşıyacaktım ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılana kadar başkenti Konya ne yapmıştır? Olmuştur. O yüzden de yine ben buna ne diyeceğim? Doğru olarak ne yapacaksınız bileceksiniz. Hazrem Şahlar Savaşı'nda yenilmiştir. Evet yenilecek. Kime yeniliyor? Türkiye Selçuklu Devleti'ni yenilecek. O dönemde Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarı kimdir dersek 1. Alaaddin Keykubat olarak ne yapılmaktaydı bilinmekteydi. Moğollar Sultan Baybars ile yaptığı Elbistan Savaşı'nı kazanmıştır. Tam tersine bu dönemde Anadolu'da katliamlar yapan Moğollar katliamlar yapmaları ile birlikte Türkmenler kimlerden yardım istiyor? Sultan Baybars'tan yardım isteyecek. Memlük komutanı Sultan Baybars bu yardımı geri çevirmeyecek ve nereye doğru sefere çıkıyor? Anadolu'ya doğru sefere çıkmış. Ve Moğolları Elbistan Savaşı'nda ağır bir mağlubiyete uğratacak. Ama bu dönemde Türkiye Selçuklu hükümdarının yaptığı ihanetten dolayı seferden geri dönüyor. İşin çok kötü bir tarafı olacak. Moğollar bunun acısını Türkmenlerden çıkartmış. 200 bine yakın Türkmeni öldürecekler. O yüzden ben buna hemen yanlış diyorum. Anadolu'nun tapusu Milya Kefalon Savaşı ile alınmıştır demiş. Evet değerli arkadaşlar Anadolu'nun tapusuna ile alındı. Miryakefelon Savaşı ile alınmıştı. Peki Miryakefelon Savaşı'nı kimle yapmıştık? Türkiye Selçuklu Devleti ile kim arasında gerçekleşecekti? Bizans arasında gerçekleşiyordu. Hükümdarım kimdir dersem hemen yazıyorum. İkinci kılıç aslan olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta hemen tıkımı koydum. Kudüs aynı coğulut savaşı ile haçların elinden alınmıştır. Hayır arkadaşlar... Aynı Calut Savaşı bu dönem içerisinde Memlüklerin Moğollarla yaptığı savaş. Moğollar ve bu dönemde Memlükler ne yapacak? Ağır bir mağlubiyet vererek Moğolların batıya ilerleyişini ne yapmıştır? Durdurmuştur. Kudüs hangi savaşla alınıyordu? Hıddin Savaşı'yla. Büyük kahraman Selahattin Eyyubi sayesinde Kudüs artık Müslümanların eline geçecekti. Türkiye Selçuklu Devleti'nde saraydaki en önemli görevli Hacip denmektedir. Evet saraydaki en önemli görevliye ne diyeceğiz? hacib olarak ne yapılmakta bilinmekte ya da hacibül hüccab isminde ne yapabilirsiniz duyabiliriz. Buraya da tikimizi koyduk. Dördüncü haç seferi sonrasında Kudüs ele geçirilmiştir. Hayır tam tersine Kudüs değil neresi ele geçiriliyor arkadaşlar? İstanbul ele geçirilecek ve burada bir Latin kontluğu ne yapıldı? Kuruldu. Yani Ortodoksların mabedi olan İstanbul'u Katolikler ne yapacaklar? Yakıp yıkıp yağmalıyorlardı değerli arkadaşlar. Hemen ben buna ne koydum? Çarpımızı koyuyorum. Türkiye Selçukluları'nda ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı hakimdir. Evet eski Türk geleneklerine Türkiye Selçukluları devam edecek o yüzden de ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı söz konusu. Hatta ikinci Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında pay edecek ve bu dönemde büyük bir sıkıntı çıkacaktı. Onu da nereden anlıyoruz eski veraset sisteminin devam ettiğinin en güzel açık ve net neyidir? göstergesidir diyoruz. O yüzden de hemen doğru takımını yaptım attım diyorum. Türk toplumunun en büyük yapısı nokta noktadır demiş. Peki Türk toplumunun en büyük yapısına ne diyoruz? İl ya da el diyeceğiz. Yani bu ne anlama geliyordu? Devlet anlamına gelecek. En küçüğü sorsaydı bana o güç diyeceksiniz, aile diyecektik. Gelelim iki. Türkiye Selçuklu Devleti'nde askeri, mali, hukuki devlet işlerinin karara bağlandığı en yüksek yönetim organı nokta nokta noktadır demiş. Ne diyoruz biz bunu arkadaşlar? Divanı saltanat diyeceğiz ya da divanı ala da diyebilirsiniz. O zaman hemen biz ne yazalım buraya? Divanı ne diyoruz? Ala mı diyelim? Saltanat mı diyelim? İkisini de diyelim ama ala bence daha güzel. Böyle güzel gibi bir isim var değil mi? Ya da divanı saltanatta diyebilirsiniz. 3. Anadolu'da kurulan ilk beylik nokta nokta noktadır. Anadolu'da kurulan ilk beylik nokta nokta demişiz. Hemen aklımıza S S S diyoruz. Kim diyoruz S deyince? Saltuklar gelecek aklımıza. O yüzden de ne diyoruz? Saltuklular en arkadaşlar kurulan ilk beylik. Ama en güçlü deseydim Danışmentler diyecektik. Anadolu'nun kapıları nokta nokta Türkleri açılmıştır. Hangi savaşta açılmıştır dersek Malazgirt Savaşı ile açılmıştır diyoruz arkadaşlar. O yüzden ne diyeceğiz? Doğrucağımıza Malazgirt olarak ne yapacağız bileceğiz. Moğollar nokta nokta savaşı sonrası Anadolu'yu istila etmiştir. Hangi savaşla? Köseda Savaşı olarak ne yapılmakta bilinmekte? Türkiye Selçuk'ta ne sürecine girmişti? Yıkılma sürecine ne yaptı? Girdi. 6 Haçlı Savaşı'nın nedenlerinden biri de kutsal yer olan nokta nokta yeri almak. Tabii ki dünyanın herkes için kutsal sayılan bir yer var. Neresiydi burası? Kudüs diyecektik. O zaman hemen ne diyorum? Kudüs olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceksiniz. Boşluk doldurmamıza devam edelim. Osman Devleti'nin bilinen ilk kurucusu nokta nokta noktadır demiş. Tabii ki bilinen ilk kurucusu kimdir? Diyorsunuz ki değerli arkadaşlarım Osman Gazi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bir de bunun bir babası var mükemmel bir adam kim? Ertuğrul Gazi olarak bileceğiz. Gelelim ikiye. Osman Devleti'nin Oğuzlarının nokta nokta boyuna mensuptur. Bugün flamalarını, bayraklarını, e, yüzüklerini taşıyorsunuz. Hemen şöyle bir damgasını yapayım arkadaşlar. Hangi boy diyeceğiz? Kayı boyuna nedir? Mensuptur diyorsunuz. 3. Osman Devleti'nin kurulmasını Paul Vitek nokta nokta ile açıklamıştır. Şimdi Osman Devleti'nin kurulması ile ilgili birçok görüş ortaya atılacak. İşte Paul Vitek, daha sonrasında Mehmet Fuat Köprülü, Halil Nazcık gibi isimler Türklerin yani Osman Devleti'nin kurulması ile ilgili birçok var. İşte gaza ve cihat anlayışı, Türkmenlerin desteği, Anadolu'daki evliyaların, işte Ahiyan Rum, Baciyanurum, Gaziyanurum gibi isimlerin öneminden bahsedecek ya da Paul Wittek gibi isimlerin gaza anlayışının önemli bir politika olduğunu söylüyor Osmanlı Devleti'nin kurulmasının ve yükselmesi anlamında ki farklı görüşleri göreceksiniz. Paul Wittek de neyle açıklamıştır dersek? ...gaza politikasıyla ne yapıyor? Açıklıyor diyorsunuz. Halil Nacık da diyor ki... ...sadece gaza yetmez kardeşim. Buna bir tık daha üstüne e, safalar... ...koymamız lazım. Anadolu'da Türkmenlerin... ...ve Beyliklerin de yaptığı destekler de... ...yine Osmanlı'nın kısa sürede... ...büyümesine önemli katkı sunmuştur diyecek. 4. Moğolları Sultan Baybars ...nokta nokta savaşında mağlup etmiştir. Hangi savaştı? Bugün Kahramanmaraş'ımıza selam olsun. Kahramanmaraş'ın güzel bir ilçesi. Neresi arkadaşlar? Elbistan olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Elbistan Savaşı'nda mağlup ediyor ve sonrasında Sultan Baybars Anadolu coğrafyasında çekilmesiyle birlikte 200 bine yakın Türkmeni ne yapmıştır? Şehit etmiştir diyeceğiz. 5. Selçuklarda kurulan en büyük medrese nokta nokta noktadır demiş. Unutmuyorsunuz Selçuklarda yani Büyük Selçuklarda kurulan ilk büyük medrese hatta dünyanın bilinen ilk medresesi olarak da bilinmekte. Bu medreseye Nizamiye ...medresesi olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Hatta e, önemli bir vezirimiz var. E, kimdir peki bu vezir? Vezir Nizamı Mülk. Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli e, vezirlerinden bir tanesi. Bu dönemde Nizamiye Medresesi'ni kurduruyor. Nizamiye Medresesi de hatta dünyanın bilinen ilk üniversitesi olarak da ne yapılmaktadır? Kabul edilmektedir diyeceğiz. Türkiye Selçuklu Devleti ilk deniz aşırı seferini nokta nokta yapmıştır. Hatırlayın söylemiştik. Alaaddin Keykubat Ticareti canlandırabilmek için bu dönemde deniz aşırı ilk seferini Sudak limanına ya da Kırım diye adlandırdığım bölgeye yapmıştı. Hemen yazıyorum Sudak diyeceğim. Hemen parantez içinde de ne diyeceğiz? Kırım olarak ne yapacaksınız? El alacağız değerli arkadaşlar. Hadi gelelim aralarında işleştirelim kim kime dumduma bakacağız. Şimdi bir Alaaddin Keykubat döneminde Arzemşahlar yıkılmıştır. Hemen bakıyorum buraya bulmam lazım bulmam gerekiyor. Alaaddin Keykubat döneminde Azem Şahlar hangisiydi? Yassı Çemen'di. Hemen buldum. Kaç dedim ben buraya? Bir numarayı ekledim. Sen bir numarasın dedim Yassı Çemen'e. 2. Osmanlı Devleti Oğuz boyuna mensuptur. Hangi boya mensuptur? Kayı boyuna mensuptur. Hemen buldum burada. Kaç numarayı verdim? 2 numarayı buraya verdim. Üç, Türklerin en küçük birimi. Neydi? Aileydi değil mi? Yani diğer isminde Oguş diyecektik. Hemen buldum buraya. Oguş'a da kaç numarayı verdim? 3 numarayı verdim. 1. Haç Seferi sonrasında kontluk kurulmuştur. Ne kontluydu? Urfa'ya kontluk kuracaktık. Urfalıyız ezelden diyecektik. O yüzden de kaç numaraya yapıştırıyoruz? Urfa'yı 4 numaraya ne yaptık? Yapıştırdık. Selahattin Eyyubi Haçları mağlup etmiştir. Hangi savaştı? Hıddin Savaşı olarak bilecektik. Hemen baktım buldum burada. Hıddin Savaşı ile kaça verdik Hıddin'i? 5 numaraya yerleştiriyoruz. Hadi gelelim 6'yı yerleştirelim. Türklerin bilinen ilk denizcisi kimdi? Tabii ki sesiniz duyar gibiyim. Çaka Bey olarak ne yapacağız? El alacağız. Çaka Bey'i de kaça yerleştiriyoruz? Hemen baktım 6 numarada Çaka Bey'i gördük. Sonrasında Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Kimdi Anadolu'da kurulan ilk beylik? Saltuklardı. Kaça verdim saltukları? 7 numaraya veriyorum saltukları. Devam K diyorum. Anadolu'da arkadaşlar kesin Türk yurdu. Aa bu arada kaçırdık. Anadolu'da ikinci Beylikler dönemi çıkmıştır. Anadolu'da ikinci Beylikler dönemi hangi savaş ile ortaya çıkıyordu? Köse Dağı Savaşı. Burayı biraz renklendirelim değil mi değerli arkadaşlar? Ee, Anadolu'da İkinci beylikler dönemi çıktı. Hemen köşe da da kaça yerleştireceğim? 8 numaraya ne yaptım? Yerleştirdim. 9'a geldim. Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. Hangi savaştı? İkinci Kılıç Arslan komutanım ne yapıyordu? Mirya Kefalon Savaşı ile birlikte artık Anadolu'yu ebedi Türk yurdu haline getirdi. O zaman baktım ve 9'u kime veriyorum? Mirya Kefalon'a veriyorum. 9 numarayı. Sonrasında ona geldiğimde 4. Haçlı Seferi sonu yağmalanmış ve bir Latin krallığı kurulmuştur dediğimizde mükemmel şehirlerimizden bir tanesi de mi? Neresi? İstanbul. O yüzden de İstanbul'a da 10 numara 5 yıldız dedim ve 10 numarayı kime verdik? Osmanlı'ya verdik. Hadi hız kesmeden devam edelim. Anadolu'ya ilk medreseyi hangi beylik yapmıştır demiş bana sormuş Tonguç. Ben de dedim ki ne diyeceksiniz? Danışmentliler. Danışmentliler ne yapmıştır? Yapmıştır. Hatta neydi? Yağı arkadaşlar. Basan medresesi. Bugün Tokat'a giderseniz inşallah gidip görme fırsatınız olur. Ki buradan da Tokatlara büyük selamımızı iletiyoruz. Türkler'de boylar birliğini sırasıyla yazınız demiş. Türkler'de boylar birliğini sırasıyla yazdığımızda en küçük birime ne diyeceğiz? Oguş diyorsunuz. Yani aileydi. Aile bir tık yukarı çıktı. Neye geldi? Urug'a geldi. Yani akrabaya geldi. Akrabaların oluşturduğu yol ne olacaktı? Boyu oluşturacaktı. Boylar kimi oluşturacaktı? Tabii ki bir milleti yani bir budunu oluşturacaktı. Budun neyi oluşturacaktı peki? İl ya da el yani devleti ne yapmıştır? Oluşturmuştur diyorsunuz bu dönemde. Şimdi bodun kelimesi aynı soydan olan, aynı dili konuşan, boyların bir B etrafında toplanması anlamına da ne yapmaktadır? Gelmektedir. Büyük Selçuklular'da olmayıp Türkiye Selçuklularında olan divanlar nerelerde arkadaşlar? İki tane divan söyleyeceğim. Bunlardan birisine Niyabeti, Niyabeti Saltanat Divanı. Diğerine de ne diyeceksiniz arkadaşlar? Pervane Divanı. Yani padişah olmadığında Niyabeti Saltanat'ta devlet işleri yönetiliyor. Pervane divanında toprakların dağıtıldığı yer olarak ne yapacağız bileceksiniz. Moğollar sonrası Anadolu'daki önemli mutasavvıflar kimlerdir? Biliyorsunuz onlar bizim için çok önemli. Onlar mükemmel değerler bizim için. İşte kimler? Bana seni gerek seni diyecek Yunus Emre. Daha sonrasında dostlar meclisinde buluşalım diyecek. Ahilik teşkilatının kurucusu önemli bir insan. Kim? Ahi Evran'ı Veli diyeceğiz. Daha sonrasında Ahi Evra'nın yanı sıra gel ne olursan ol yine gel. İster Berduş ister Zerduş ama yine gel diyecek. Kim diyor peki? Mevlana Celalettin Rumi. Sonrasında önemli bir insan göreceğiz. Bektaşilik kurucusunun önemli kurucusu kim? Hacı Bektaşı Veli diyeceksiniz. Sonrasında Tapduk Emre diyebiliriz. Sonrasında arkadaşlar kim diyebilirsiniz? Bu dönemde ki Yunus da hikayesini bilir misiniz? Bilmiyorum ama e, Yunus bir gün kıtlık zamanında e, kimin yanına gidecek? E, Hacı Bektaş-ı velinin yanına gidiyor. Hacı Bektaş-ı veliden bir buğday isteyecek. Sonrasında bu buğday istediği zaman da Hacı Bektaş diyecek ki ben sana himmet mi vereyim? Yoksa buğday mı istersin? diyecek. Yunus emre diyecek ki ben ne yapayım himmeti? Bana buğday lazım. Buğdayı alır yoldan gittiği zaman e, gelir. Gelirken aklını düşünür. Himmet ne acaba? O yüzden de döner e, tekrardan. Tekrardan döndükten sonra da der ki al sen bu buğday çuvalı bana himmet verdir. O himmeti de kimde bulur? Taptık Emre'de bulur. Yanar, yakılır ve tasavvuf edebiyatına önemli katkıyı ne yapacak Yunus Emre sunmuştur diyeceksiniz. Şimdi gelelim sorularımıza bakalım değerli arkadaşlar. Anadolu ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Bir kurucusu birinci kılıç aslandır. Hayır. Bu dönemde Türkiye Selçuklularının yani Anadolu Selçuklularının kurucusu kimdir dersek Kutalmış oğlu ne diyorsunuz Süleyman Şah olarak ne yapılmakta bilinmekte. O yüzden ben bunu doğru olarak kabul etmeyeceğim. İkinci soru Haçlar ile savaşmışlardır. Evet birinci Haç seferini görüyorsunuz. üçüncü Köse Dağı Savaşı ile yıkılmıştır değil. Neye girmiştir? Yıkılma neyine girecek? Sürecine ne yaptı arkadaşlar? Girdi. O yüzden de doğru cevabımızı ne olarak alacaksınız? B şıkkı olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti savaşa katılmamıştır demiş. A Köse Dağ, B Yassı Çemen, C Mirya Kefelon, D Birinci Aşk Savaşı, E Elbistan. Şimdi Köse Dağ Savaşı'nı hatırlayın kimlerle yapıyorlar? Moğollarla yapacaklar. O yüzden demek ki bu savaşa katılmışım. Yassı Çemen Savaşı'nı kimle yapıyordum? Hazem kimler diyorsunuz? Şahlar diyeceğiz. O zaman demek ki bu da değil. Miryakefenon Savaşı'nı kimle yapıyorduk? Bizans ile yapacaktım. Burada Anadolu Tapusu'nu alacaktım. Demek ki bu da değil. Birinci Aşçı Savaşı kim zamanında? Birinci Kılıç Arslan zamanında gerçekleşiyor. Yine burada arkadaşlar değil. Ama Elbistan Savaşı kimle kim arasında olacaktı dersem eğer Moğollar ile arkadaşlar kimler arasındaydı? Memlükler arasında gerçekleşecekti. O yüzden de doğru cevabımızı E şıkkı olarak ne yapacaksınız? Ele alacağız. Anadolu yurt tutan boy aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. A. Oğuzlar. B. Hunlar. C. İskitler. D. Kumanlar. E. Bulgarlar. Diyor. Değerli arkadaşlar. Anadolu'ya ilk gelenler kimlerdi? Hunlardı. Sadece ama keşif yapıyorlardı. Anadolu'yu yurt haline getirmişler midir dersem. Hayır Anadolu'yu yurt haline getirmeyecekler. Ama Anadolu'yu ebedi yurt haline getirenler kimlerdir? Oğuz Türkleridir diyeceğiz. O yüzden de doğru cevabımızı A olarak ele alacaksınız. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Tuğrul ve Çağrı Bey döneminde Anadolu'nun keşfi yapılmış. Sultan Alparslan döneminde ise Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır ve Türkiye tarihi başlamıştır. Bu bilgilere göre yukarıdaki öncülerden hangisinde Anadolu'nun keşfinin yapıldığı ve kapılarının Türklere açıldığı savaş doğru olarak verilmiştir demiş. Bir pasinler Anadolu'nun neyi diyorduk? Keşifleri diyecektik. O yüzden biri alacağım. Mirya Kefelon Anadolu'nun neydi? Tapusuydu. Daha sonrasında arkadaşlar Malazgit'e ne dedik? Anadolu'ya Türk akınları başladı. Ama yukarıdaki metinde bana ne diyor? Keşfinin ve kapılarının açıldığı savaş hangisidir demiş. O yüzden de keşfinin yapıldığı savaş. Pasinler. kapılarının açıldığı Mirya Kefelon. O yüzden de doğru cevabımıza D şıkkı 1 ve 3 olarak ele alacaksınız. Bir diğer sorumuz. Türkiye Selçuklularında Deniz Kuvvetleri Komutanı aşağıdakilerden hangisi denilmektedir? Bakın arkadaşlar ben bu dönemde Türkiye tarihinde yani Türk tarihinde iki tane denizci görecektim. Kimdi? Birisi Çaka Beyliydi. Birisine de arkadaşlar kim diyecektiniz? Türkiye Selçuklu olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti eski Türk Devleti geleneklerini alacak ama bu dönemde ilk kez bir teşkilat oluşturuyor. Deniz Kuvvetleri Teşkilatı'nı oluşturacak. Ve bu dönemdeki deniz kuvvetleri komutanlarına ne deniyor? Bakalım. E emrül ümerra, D bey'lerbi, C reis, B kaptanı Zerya, A meliküs sevail. Yani sahillerin meliki anlamına gelecek. O yüzden de meliküs sevail ilk kez Türkiye Selçuklu Devleti'nde deniz kuvvetleri komutanlarına verilen addır. O yüzden doğru cevabımızı A olarak ele alacaksınız. Bir diğer sorumuz Selahattin Eyyubi Haçlar girdiği savaşta büyük zafer kazanarak Kudüs'ü Haçlar'ın elinden almıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki savaşlardan hangisi Selahattin Eyyubi'nin Haçlar yaptığı savaştır demiş. A. 1. Haçlı Savaşı B. Hattin C. Milya Kefelon D. 4. Haçlı Savaşı E. 3. Haçlı Seferi demiş. Bu yüzden arkadaşlar bilmem gereken nokta nedir dersek Hattin Savaşı ile birlikte Haçlar'ı ağır mağlubiyeti uğratmış ve Kudüs'ün şanlı Müslümanların eline geçmesini ne yapmıştır? Sağlamıştır. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Bir diğer sorumuz. Türkiye Selçuklularında saraydaki en yüksek görevliye ne ad verilir? A. Hacip. B. Divani Ala. C. Emrül Bahir. D. Divani Saltanat. E. Atabey demiş. Değerli arkadaşlarım, saraydaki en yüksek görevliye ne denmekte? Hacip denmekte. Divanı Saltanat da devletin her türlü Askeri, adli, mali işlerinin görüşüldüğü divan olarak ele alacaksınız. Ama en yüksek rütbeli kimdir dersem Hacip olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Unutmayın Hacip'in diğer ismine de Hacip'ül hüccap isminde ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Bir diğer sorumuz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hangi hükümdarı Köstedağ Savaşı'nı bırakarak kaçmıştır? Hatırlayın Köseda Savaşı kimle kim arasında oluyordu? Moğollar ile Türkiye Selçuklular arasında gerçekleşecekti. A ikinci Alaaddin Keykubat, B ikinci Kılıç Arslan, C İzzettin Keykavus, D ikinci Gıyasettin Keyhüsrev, E birinci Kılıç Arslan denmekte. Hatırlayın ikinci Gıyasettin Keyhüsrev bu dönemde orduyu bırakarak bu dönemde Türkiye Selçuklu devletini yıkılma sürecine sokmuş ve Anadolu'da Moğol istilasının başlamasını sağlamıştır. O yüzden de doğru cevabımıza değişik olarak ele alacaksınız değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz hangi savaş sonrası Anadolu'da Moğol tehlikesi ortaya çıkmış? Bakın Anadolu'yu istila etmiş dememiş, tehlikeden bahsetmiş. Şimdi bu tehlike nasıldı? Şöyle hemen haritada kısaca size vermek istiyorum. Şimdi şuranın Türkiye Selçuklu olduğunu, buranın Hazem Şahlar olduğunu, buranın da Moğollar olduğunu düşünün. Şimdi biz Moğol'la, Türkiye Selçuklu'yla Hazem Şahlar arasında bir savaş gerçekleşiyordu. Hangi savaş? Şöyle bir bakın cevaplara hangisi olabilir? Tabii ki duyar gibiyim sesinizi. Yassı, Çemen Savaşı diyecektiniz. Ve böylece ben Hazem Şahları ortadan kaldırarak Anadolu'da Moğol tehlikesinin baş göstermesini sağlayacaktım. O yüzden de doğru cevabımızı eşlik olarak ele ne yapacaksınız değerli arkadaşlar? Alacaksınız. Gelelim bir diğer sorumuza. Malazgirt Savaşı sonrasında bir Saltuklar, iki Danışmentler, üç Karesioğulları yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu'da kurulan beylikler içinde yer almaz? Şimdi Malazgirt Savaşı sonrasındaki demiş bize Anadolu'da kurulan ilk beylikler içinde yer almaz. Saltuklar biliyorsunuz Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan ilk beylikler içinde. Danışmentler Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan ilk beylikler içinde. Ama Karesioğulları hangi savaş sonrasında ortaya çıkacak dersek Köse Dağ Savaşı ile birlikte ortaya çıktı. Yani ben Karesioğlu Beyliğini almam. O yüzden de doğuracağımızı B şıkkı olarak ne yapacaksınız? El alacağız değerli arkadaşlarım. Evet gelelim ödüllü sorumuza değerli arkadaşlar. Umarım yazılar mükemmel bir şekilde gelir. Tonguç'la birlikte mükemmel sonuçlar alırsınız. Sizi çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.